çünkü inanılmaz bir jenerasyonsunuz, muhteşem bir gençsiniz. Ben çok hayranlıkla izliyorum, inanılmaz yaratıcısınız, inanılmaz girişkensiniz, inanılmaz çözüm odaklısınız. Benim çok hayran olduğum bir kuşaksınız. Bugün burada olmanın benim için ayrı bir anlamı şöyle var. Ben Ankara'da okudum. Benim bütün çocukluğum burada geçti. Dolayısıyla Ankara benim için her zaman ev demek oldu. En güvenli hissettiğim kendimi, en mutlu zamanlarımın geçtiği yer demek çünkü Ankara benim için. O yüzden bunun için de ayrıca çok mutluyum. Biraz ben kendimden bahsedeceğim size. Çok kısa. Ben 84 doğumluyum. Uluslararası ilişkiler okudum. Uluslararası politikalar ve kriz yönetimi üzerine yüksek öğrenimimi tamamladım. Yani aslında çok da fazla şu an mesleğini yaptığım alanla aynı eğitimi almadım diyebilirim. Güzel bir çocukluğum oldu. Çok güzel dostluklarımın olduğu ve dediğim gibi Ankara'da geçen. Fakat şöyle bir şey oldu benim için. Çok fazla, ben siyasetçi bir babamın çocuğuyum. Çok fazla babamı görerek büyüme şansım olmadı. Bunu böyle işte bir dram yapmak için söylemiyorum kesinlikle. Tamam, sizinle şuraya geleceğim. Bir gün yine böyle çok üzülüyordum. Her zamanki gibi babam bir şeyim kaçırdığı için çok küçüktüm. 8 yaşlarındaydım. Annem bana dedi ki, gel buraya, oturttu beni karşısına. Aç mısın, karnın aç mı? Böyle kaldım, hayır dedim. Okula gidemiyor musun dedi. Yine hiçbir şey söyleyemedim. Bir eksiğin mi var dedi. Yok dedim ben de. O da dedi ki, o zaman şunu her zaman aklında tutman lazım. Bu ülkede bu şartlara sahip olamayan, senin asgari sahip olduğun şartlara sahip olamayan çocuklar olmasın diye senin baban bir göreve sahip. Ve senin zaman geçirmesi demek oradan çalmak demek, hak etmediği bir görevde bir görevi işgal etmesini ister misin dedi bana. Şimdi bugünün pedagogları falan belki bunu çok ağır bir sorumluluk yüklemek olarak görebilir bir çocuğa ama bana çok iyi geldi o konuşma. Yani esasen ben dışarıdan bakıldığında okuduğum bölümler hep babama öykünmek ya da işte hep olur ya öyle bir şey üzerinden gibi gelebilir. Ama aslında benim hayata bütün bakış açımı, ve aslında siyasetin, siyasetçilerin ne yapması gerektiğine dair bütün bakış açımı şekillendiren insan annemin bana bu söyledikleri olmuştur. Ve ben her şeyi her zaman, yani bugün sanatla ilgileniyor olsam da bu perspektiften düşünmeye çalıştım her zaman. Ve bu bölümde buna göre seçtim açıkçası, okumak istedim. Çok mutluyum okuduğum için. Ben sizin karşınızda bugün ben bir sanatçıyım diye duramam, dürüst olmak gerekirse. Öyle hissetmiyorum kendimi. İşte Yıldız Kenter sanatçı mesela. Ben her anlamda haddimi bilmeye çalışan bir insanım. Fakat sizinle bugünkü konuya dair fikirlerimi, sizlerle bu fikir alışverişini daha kendi okuduğum bölüm üzerinden yapmaya çalışacağım izninizle. Çünkü şöyle bir gerçek var, biliyorum gençsiniz, pırıl pırılsınız ve dünyanın da içinde geçtiği süre, içinden geçtiği süre sebebiyle ister istemez siyasetten, politikadan artık böyle buranıza kadar geldiği olduğunu hissediyorum. İşlerini zaman zaman yerine getiremediğini, pek çok önemli liderin belki ya da siyasetçinin sizleri pek çok farklı anlamda hayal kırıklığına uğratabildiklerini biliyorum. Ama dediğim gibi dünya olarak da zaten çok zor bir dönemden geçiliyor. Ama şöyle bir şey var ki esasen bakıldığında her bir birimi yani sanat, siyaset, spor, eğitim, tıp, bilim aklınıza ne gelirse bir toplumu oluşturan, bir toplumun daha iyi olmasına vesile olacak olan her bir birimi adeta bir orkestra şefi gibi yönetebileceğiniz bu insanları, değerli insanları kaynak açabileceğiniz ve onların daha verimli olmasını sağlayabileceğiniz alan aslında baktığınız zaman siyaset. Ve belli yerlerde bu pozisyonlarda bu önemli dokunuşları yapabilmek, bunları koordine edebilmek. Çünkü ne kadar adalet sisteminin, sağlık sisteminin, eğitim sisteminin, aynı şekilde sanatın, aynı şekilde bilimin ne kadar
gelişebilmesi demek diyeyim, çok doğru bir cümle olmayacak ama aynı şekilde çok iyi, daha iyi bir toplum demek, daha refah seviyesi yüksek insanlar demek, daha özgür, daha mutlu insanlar demek, bireyler demek benim gözümde. O yüzden sanat da bence bu anlamda aslında kağıt üstünde çok farklı yerler gibi dursa da aslında bir ortak nokta bu anlamda bence taşıyor. Çünkü sanat ne demek? İşte çok uzun zamandan beri hep tartışılan şey, herkesin bir fikri var. Sanat şu demek, sanat bu demek. Şu sanattır, bu değildir. Ben inanın bunların hiçbiriyle kafa hiçbir zaman yormadım. Yani oyunculuktan önce de yormadım, sonra da yormadım. Bana göre güzel olan her şey sanattır. Bir sanatın herhangi bir dalının illa bir mesaj vermesi ya da vermemesi gerektiğini de düşünmüyorum. Siz ne almak istiyorsanız bence budur. Sizde ne his uyandırıyorsa bence odur. Ama bütün bunların yanı sıra sanat özgürlüktür. Çok özgür olmalıdır sanatçı. Sanatçı istediği her şeyi kendini istediği gibi ifade ederek ortaya koyabilmelidir benim gözümde. Bir de bütün bunların yanı sıra benim anlattığım kendi bölümüme dair kısımdan söylüyorum. Sanat dünya üzerindeki bana göre en büyük soft power'dır. Yani özellikle tiyatro, sinema, fotoğraf sanatçılığı, birçok insanın yapamadığı şeyi tek bir filmle yaptırabilirsiniz çünkü. Bu ne kastediyorum buradan? Bunun en güzel örneği bana göre, en güzel örneği diyeyim, en size somut şeklinde anlatabileceğim örneği aslında Amerika'nın her zaman yaptığı şey, misal veriyorum, bildiğimiz ve çok popüler filmlerden elbette örnek vermek isteyeceğim ki daha iyi anlaşabilirim. Mesela Rocky. Rocky bir Amerikan rüyasının aslına bakarsanız gerçekleşebileceğinin vaadidir en temelinde. Yani siz hiçbir başarısı olmayan bir insan olabilirsiniz, hayata geç kalmış olabilirsiniz, yaşınız geçmiş olabilir, tek başınıza olabilirsiniz. Hiç kimseniz olmayabilir ama o film size der ki, siz Amerika'daysanız, evet o talih kuşu sizin başınıza konabilir ve her şey günler içinde, dakikalar içinde 180 derece dönebilir. Şimdi bir boks filmi gibi gözüken, bir şampiyonlar giden yol gibi gözüken, bir underdog, favori olmayan insanın hikayesinin altında aslında sübliminalde yatan bu kadar önemli bir mesaj vardır. Bu Amerikan toplumunun kendi içinde bana göre bir film vasıtasıyla toplumun nasıl değiştirilebileceğini, algının nasıl değiştirilebileceğinin çok çok güzel bir örneğidir bu anlamda. Ya da aynı şekilde Rambo baktığınız zaman Amerika versus bütün dünya, işte biz tek başımıza yeterizi temsil eder ve bu mesajı vermekte son derece başarılı olmuştur. Kendi ülkesi içinde söylüyorum Amerika. İki, şuna dikkat edin, her zaman sinemayı, endüstriyi elinde tutan genelde çok güçlü devletler olmuşlardır. Her zaman çünkü ne yapmak istediklerini önce belirlerler, ya o filmi önce çıkarırlar, ya o filmi yaptıkları şeyden sonra çıkarırlar. Günün sonunda çünkü büyük devletler şunu her zaman bilirler ki, bir şey yapmak istiyorsanız, ki bu inşallah diyeyim doğru anlamda, iyi ellerdeyse, yani aslında bir propaganda yaratmak değil kastettiğim, doğru bir mesaj vermek istiyorsanız demeye çalışıyorum, sanatın kolu yani sinema, sizin kendi kamuoyunuzu arkanıza alabilmeniz için en kuvvetli araçtır her zaman için. Bunun bir başka örneği, benim içinde çok hepinizin bildiğini tahmin ettiğim bir film, benim için de çok sevdiğim bir filmdir, Gladiator. Eminim izlemişsinizdir. Bir Gladiator'un hikayesi anlatılıyor gibi geliyor esasen, tabii ki de öyle filmin ana hattı. Fakat ben İtalya'da okuduğum için oradaki insanların, dostlarımın anlattıklarından da biliyorum. Zaten istatistikler bunu gösteriyor. Bir filmle çok zorda olan bir ekonominin nasıl 180 derece döndüğü ve ayağa kalktığının aslında çok güzel bir örneğidir. Çünkü oraya olan ilgiyi, oraya olan talebi arttırdı her şeyden önce. Ve hala bugün aynı şekilde bu filmin rüzgarıyla diyeyim, inanılmaz bir
ki aslında her konuyla, o kadar güçlü ki. Biz insan olarak direniyoruz pek çok şeye maalesef günümüzde. Aslında sadece bıraksak ve bıraksak ve izlesek, olanın olduğu gibi yansıtabilsek ve buna bir perde koymasak, bu özgürlüğü sanatçıya ve sanatseverlere tanısak, aslında bence sahip olmamız gereken dünyaya sahip olmak için çok büyük bir adım atıyor olacağız. Daha özgür, daha objektif, daha kuralların olmadığı bir dünyaya, daha yaşamamız gerektiği gibi bir dünyaya. Şöyle bir durum var bana göre. Nasıl anlatayım size? Biz zannediyoruz ki, yani ben bu söylediklerimden zannedebilirsiniz ki ben hani sadece bir siyasi kısmındayım olayın. Hayır, kesinlikle değil. Herhangi bir filmle propaganda yapılması taraftarının asla değil. Kastettiğim şeyler bir toplum mühendisliği değil esasen. Biz Türkiye'de de bana göre birazcık eksiyiz bu konuda. Biz çok yardımsever bir ülkeyiz. Biz işte birbirinin normal şartlarda çok tutan insanlarız ama uluslararası arenada baktığımız zaman buna birazcık zayıf kalıyoruz aslında arkadaşlar. Yani misafirperverlik ve birebir ilişki elbette başka bir şey ama gerçek anlamda birbirimizi tutmak ve korumak ve kollamak üzerinden bahsediyorum. Buralarda biraz eksik kalıyoruz. Biz çok iyi kendini ifade edebilen bir ülke daha iyisi olabileceğimizi düşünüyorum diyeyim. Daha çok şey anlatabileceğimizi düşünüyorum ve bunu yapmaya çalışırken yani en basitinden örneği işte genel geçer çok klişe ama en çok uzun zamandır söylenen işte barbar Türkler misal veriyorum. Bir algı. Ve çok insanın bizden alakalı çok böyle kalıplar var kafasında. Ve bu kalıpları aşabilmesi için bizler de aslında bütün bunu yani devlet bazında da yapabiliriz. Bunu kendimiz, sizler çok gençsiniz. Yarın öbür gün sinemacı olacaksınız belki yanınızdan. Yönetmenler çıkacak, sinemacılar çıkacak. Şunu sadece anlatabilmek istiyorum size. Kesinlikle bir şey olduğundan iyi göstermek değil kastettiğim. Bir şey olduğundan kötü göstermek de değil ama. Sadece uluslararası arenada ön yargısız bizi görebilecekleri bir alan açabilmek kendimize. Bu neye etki edecek? En başta söylediğim gibi domino taşları gibi her şey birbirine bağlı. Dünyada da öyle zaten, global dünya düzeninde zaten öyle. Çok uzun zamandır. Bir algıyı kırmak demek, bunu başarabilmek demek, en azından nötre çekebilmek demek. Sonrasında ekonomik olarak da, turizm içinde aklınıza gelecek her şekilde bizim ülkemizin başka devletlerin, başka ülkelerin kamuoyunda algısını 180 derece değiştirmeye bence faydalı olacak bir yaklaşım olacaktır. Ben bunu açıkçası görmek istiyorum. Bizler çok güzel Atatürk filmi yapıyoruz. Ben de seyrettim birkaç tanesini ve hakikaten güzel olduklarını düşünüyorum. Çok gözlerim dolarak izledim. Özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında elbette ulu önderimizi onurlandıracak ve onun önemini hepimizin tekrar ve tekrar hatırlayacağı ki bence hiç unutmamamız gerekiyor o ayrı. Filmlerin yapılması olağanüstü güzel bir şey elbette. Fakat yine biraz evvelki örnek üzerinden söyleyeceğim. Bir ön yargı olmadan yabancı insanlar tarafından da çünkü bakıyorlar bu bir propaganda filmi deyip frene basmalarına engel olacak şekilde. Belki dediğim gibi gladyatördeki gibi bir askerin gözünden ya da bir dönem insanının gözünden gerçekten neler yaşandığını anlatabileceğimiz, gerçekten neler olduğunu anlatabileceğimiz ve bizim kendimizi çok daha iyi ifade edebileceğimiz filmler, oyunlar bence yapmalıyız ve bunların insanlara ulaşmasını bana göre sağlamalıyız. Çünkü çok güzel bir söz vardır o filmde. Der ki when the crowd, kalabalığı kazan. Kalabalık tabii o gün itibariyle, gladyatörden bahsediyorum pardon. O gün itibariyle arenadaki insanları kastediyor elbette ama bugünün tekabülü bence kamuoyları. Çünkü şu bir gerçek ki siz insanları kazandığınız zaman, kamuoyunu arkanıza aldığınız zaman sizin önünüzde hakikaten imparatorlar da, devlet başkanları da,
herkes muhakkak ki eğilecektir, eğilmese bile iki kere düşünecektir. Ve bugün ben bu konuşmayı yapmaya, yani benimle iletişime geçtikten sonra arkadaşlar, daha sonrasında gerçekleşen bir olay oldu. Bugün biz dünya olarak bir savaş yaşıyoruz yani baktığınızda. Ben Atatürk gibi düşünüyorum, ulu önderimiz gibi düşünüyorum. Savaş mecbur olunmadıktan sonra bir cinayettir. Çok doğru bir şey. Ve çok üzücü bir şey 2023 yılında. Ben bugün burada sizlerle konuşurken ve bu kadar güzel gençlerle yarın öbür gün çok önemli yere geleceğini bildiğim insanların karşısında olma şansına sahipken dünyada bir savaş yaşanıyor. Bunu böyle hani American Beauty Pageant'lar gibi işte savaş olmasın, insanlık şöyle böyle gibi bir yerden de söylemiyorum, inanın bana. Yani ben biliyorum okuduğum bölüm neyin niye olduğunu da hani çok dışarı çıkıp bakıldığında analizleyebilecek kadar bu olay üzerinde geçmişine dair bilgim var savaşın, şu anki hali hazırdaki durumun diyeyim. Fakat ben esef duyuyorum ve çok üzülüyorum. Şu haklı, bu haklı, orasıyla da ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim esasen 3 sene öncesinde biz bir 3-4 sene oluyor zannediyorum bir pandemi yaşadık. Bütün dünya birbirine yardım paketleri yolluyordu arkadaşlar. Herkes birbirine yetişmeye çalışıyordu çünkü tabiri caizse cümleten ölüyorduk sapır sapır. Önüne geçilemiyorduk, küçük bir virüsün önünde hepimiz ne kadar aciz kaldığımızı gördük. Böyle bir süreç yaşandıktan sonra bir takım şeylerin biraz olsun değişeceğine inanmıştım ben. Yani her kötülüğün arkasından bir güneş doğar gibi düşünmeye çalışarak. Bunun böyle olamadığını görmek bir dünya vatandaşı olarak gerçekten eminim sizler de katılırsınız beni çok üzüyor. Biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki birincisi artık şunu anlamamız lazım, hepimiz aynı gemideyiz. İkincisi bütün bilim adamları cayır cayır bağırıyorlar. Yani iklim değişikliği geliyor, işte su krizi olacak, virüsler mutasyona uğruyor, tekrar bir şey yaşayabiliriz. Ve hiç kimse bunu dinlemiyor, kulaklar tamamen kapalı. Ben şu bilince gelmemizi dilerim. Biz hepimiz gerçekten aynı gemideyiz. Hiçbir haklı sebep, hiçbir taraf açısı, bakış açısı bana göre çocukların ölmesini meşrulaştırmamalı. Özellikle bu çağda, bu dünyada. Dolayısıyla bu aslında anlatmaya çalıştığım, sanatın gücü derken söylemeye çalıştığım, sanat herkesi bize getirebilecek bir güç. Her fikri kırabilecek bir güç. Geç kaldıktan sonra değil ama. Belki şimdi şu zaman, çünkü kendi liderinize siz de dönüp lütfen yapma derseniz o X bir ülkenin vatandaşı olarak aslında en çok sözü geçecek olan sizlersiniz, bizleriz. Bunun için de biz, tekrar ediyorum, bir propaganda, bir fikir değiştirmek, bunlardan bahsetmiyorum ama elimizdeki bu güçle, yani bir sinema, yani bir tiyatroyla nasıl bir dünyada yaşamamız gerektiğini, nasıl biz insan olarak neyi hak ettiğimizi çok güzel bir şekilde aslında insanlara anlatabiliriz. Bu kamuoylarını dünya genelinde söylüyorum. Bu insanları arkamıza aldıktan sonra fikir olarak, yani biz bir birlik olmayı başardıktan sonra esasen, o zaman bence herkes bir savaş başlatmadan, bir yere bir müdahale etmeden iki kere, üç kere düşünmek zorunda kalacak. Ve biz, yani sizler esasen, çünkü bu sizin geleceğiniz, çünkü siz yaşayacaksınız. Yani başkaları bir takım kararlar veriyorlar ama aslında sizin yaşayacağınız bir dünya için veriliyor bu kararlar. Dolayısıyla sizlerin en çok, sanatın hangi dalıyla olursa olsun, dediğim gibi tek bir fotoğraf bile olabilir bu. Bir fotoğraf birçok insanın yapamadığını başarabilir. Çünkü öyle bir andır ki o hiçbir zaman hafızalardan silinmeyebilir. Bir film, gerçekten tek başına bir film, milyonlarca doların,
milyonlarca insanın ya da çok kalifiye, çok büyük, çok yetenekli kim olursa olsun, yani burada ben hiçbir siyasetçiyi küçümsemek peşinde değilim. Öyle bile olsa, çok iyi bile olsa o lider, o siyasetçi, o devlet başkanı kim olursa olsun onların yapamadığını gerçekten bir filmle biz başarabiliriz. Biz derken sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Biz derken gerçekten bütün aslında dünya ve bütün dünyadaki, bütün ülkelerdeki gencecik, pırıl pırıl sizler gibi insanlardan bahsediyorum. Oturup işi gücü bırakın, bununla ilgileniyorsanız da sürekli işte toplumsal içerikli film yapın, bunu mu kastediyorum? Hayır, bu da değil asla. İkisi bence aynı anda, aynı paralelde son derece güzel gidebilir. Yani hem bir dert anlatmak, hem dünyanın olması gerektiği hali anlatmak. Şimdi ben böyle buralardan gelince elbette zannedebilirsiniz ki doğal olarak hani sadece bir siyasi bakış açısıyla mı, sadece bir işte Türkiye'nin imajıya misal veriyorum ya da işte başka bir ülkenin ne yapacağı ya da ne yapmasının, ne yaptığı şeyin sebebinin ne olduğu üzerinden mi değerlendiriyorum sanatı? Asla değil. Kastettiğim şey esasen şu, bakın ırkçılık mesela. Irkçılık öğrenilen bir şey maalesef. Yani çok büyük bir suç ama insan öyle doğmuyor. Bunu da siz bir filmle değiştirebilirsiniz. Bunu da siz bir oyunla değiştirebilirsiniz. Bunu gidip tek tek kapı kapı dolaşıp bakın ırkçılık çok korkunç bir şeydir diye sabahlara kadar anlatsınlar dünyada. O insanların başaramadığını bir sinema perdesiyle başarabilirsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Aslında bizim bizlerin, sanatla ilgilenenlerin, yönetmenlerin, senaristlerin, yapımcıların ve sizlerin, yani hem ilerinin, geleceğin yapımcısı, yönetmeni olacak insanların ya da siyasetçisi olacak insanların ya da seyircinin en düz tabiriyle yapabileceği bir şeyden bahsediyorum. Sahip olunabilecek en büyük gücü biz kendimiz için, sevdiklerimiz için, severek yaşayacağımız bir dünyada var olabilmek için yine güzel hikayeler anlatarak kullanabiliriz demek istiyorum. Çünkü gerçekten, hakikaten yetmiyor bazı şeylerin gücü bir takım insanlara bir şeyleri anlatmaya. Gidilen okullar, anlatılan masallar, işte ya da yapılan propagandalar, ya da yapılan konuşmalar, mitingler, onlar, televizyon programı, hayır hepsi bir yere kadar. İnanın bana hepsi bir yere kadar. Bizlerin bana göre iki şeyi çok iyi yapması lazım. Birincisi her şeyin merkezine gerçekten bilimi koymamız lazım. Artık 2023 yılı itibariyle geç bile kaldık. Her şeyin merkezine bunu koymamız lazım. İkincisi gerçekten sanatın özgürleşmesi ve sanat yoluyla sahip olduğumuz, bütün dünya olarak söylüyorum, sahip olabileceğimiz bu gücün, bu gücü diyeyim, iyiye kullanmamız gerekiyor. Ama bunu kullanmamız gerekiyor. Bunları yapacak olan da bana göre çok kısa zamanda sizler ve sizin gibi gencecik, pırıl pırıl insanlar, ben buna inanıyorum. Ben de elimden geldiği kadarını her zaman yapmaya çalışacağım, çalışıyorum. Dediğim gibi ben sanatçı görmüyorum kendimi. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Hala bu devam eden bir süreç benim için. Bir de anlattığım şekilde bu perspektiften bakabiliyorum. Hayattaki her şeye, yani insana ne faydası var diye, X bir şeye de. Bir insanı değiştirmek, bir insanı iyi etmek çünkü. Domino taşları gibi yine her şey. Bütün topluma sirayet edecek bir şey aslında. Ve bu yolda yapılan her şey liyakat dahilinde ve iyi niyet dahilinde ve objektivite dahilinde söylüyorum elbette. Bana göre mübah. Ve biz bunu inşallah diyorum başarabiliriz. İnşallah bütün tabuları yıkabiliriz. İnsanlığın önündeki en büyük engel insanlık olmamalıydı bana göre. Ama biz bunu yaşıyoruz şu an. Birbirimizin hakikaten değerini bilmemiz pandemiyle bile maalesef mümkün olamadı. Dünya üzerinden konuşuyorum. Maalesef mümkün olamadı. Ama belki bundan sonrasında
kuvvet yok. Bana göre gerçekten ne top, tüfek, o, bu, şu, zorlama, ısrar, dayatma, hayır bunların hiçbir tanesi değil. Her anlamda, dediğim gibi insan seven insanlar olabilmemiz için, kendimizi sevebilmemiz için her şeyden önce, bence bunu yapabilmemiz gerekiyor. Süreyi birazcık aştım zannediyorum. Bugün ben burada olduğum için gerçekten çok çok mutluyum. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında dışarıda belki sohbet ederiz sizlerle. Hepinizi hakikaten çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar sizlerle.